Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videoda size komut satırı parametrelerinden bahsedeceğim. Ee, biz örneğin C++ kaynak kodlarını derlemek için mesela G++'ı kullanıyoruz değil mi? Diyelim ki işte masa üstüne geçelim buradan ve masa üstünde bulunan örnek cpp dosyası var. Bunu inceleyecek olursak işte iki tane değişken tanımlamış kullanıcıdan bu değişkenleri alıyor ee, ve daha sonra da bir fonksiyona parametre olarak gönderiyor. Bunlar e, bu da işte a kare artı b kareyi hesaplayacak. Bu şekilde bir kaynak kod. Burada ben bunu nasıl derliyordum İşte g plus plus çizgi output diyorduk ve ismi mesela örnek olsun ve neyi derliyoruz? Örnek nokta cpp'yi derliyoruz. Ve herhangi bir hata bulunmuyor. O zaman örnek egzeyi çalıştırabiliriz. İşte mesela 10, 12 girdim ve sonucu aldım. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey G++ aslında bizim burada yazdığımız örnek gibi bir uygulama. Ve yanında verilenler dikkat ederseniz de, farklı ifadeler yanda veriliyor. İşte buradaki ee, önemli nokta bu G++ programının bizim yazmış olduğumuz örnek gibi olan bir G++ programının bunları nasıl alabildiği. İşte bunları alma yolu komut satırı parametreleri. Bunu da alabileceğiniz yer aslında main fonksiyonu. Çünkü main fonksiyonunu bir programın çalışabilmesi için main fonksiyonunun işletim sistemi tarafından çağrılması gerekiyor ve program başlıyor. Dolayısıyla komut satırı parametreleri dikkat ederseniz daha program başlamadan benim vermiş olduğum parametreleri program çalıştığı gibi programa iletiyor. Bunu bu main'in parametreleriyle sağlıyor. Buraya int argc ve char pointer argv şeklinde parametreleri yazmamız lazım. Bunlar nedir? Argument count yani kaç parametre girildiği. Diğeri de e, bu her bir parametreyi buradaki her bir parametreyi aslında bir string olarak alması. Tabii ki C tarzı bir string olarak alıyor bunu. <laughs> e, bu birinci parametre neden gerekiyor? Çünkü C++'da bir fonksiyona diziyi gönderdiğiniz zaman kaç eleman olduğunu da kaç elemanlı bir dizi olduğunu da göndermeniz lazım. Dolayısıyla buradaki bize aslında kaç adet parametre girildiğini söylüyor. İşte G++ da aslında buradaki bu neyi derleyeceğini, isminin derlenen programın, egzenin isminin ne olacağını aslında dışarıdan parametre alarak öğreniyor. Ve bunlara biz komut satırı parametresi diyoruz. Diyelim ki burada kullanıcıdan alıyorduk aslında bunları. Evet yine kullanıcıdan alacağız ama komut satırı, komut satırından alacağız bunları. Dolayısıyla Bunları şöyle yapacağız. X ve Y demiştik. Bunlara e, işte yine X ve Y diyelim. Tabii bize bir çünkü buradan gelecek şey nedir? String türünden bir şeydir. Burada gördüğünüz gibi değişkenler String türünden geliyor. Onun için bana String'ten tam sayıya dönüştüren bir fonksiyon yazmam gerekiyor. E, şuraya bir tane öyle bir fonksiyon yazalım. String'ten tam sayıya çevirecek. İşte String to Int diyebiliriz ve parametre olarak string alıyor. E, Tabi bunu dönüştürürken farklı yollar e, kullanılabilir. E, benim burada kullanacağım s-stream kütüphanesi. Bu kütüphaneyi kullanacağım ve bunu kullanarak e, bir stringi tam sayıya çevireceğiz. String stream var. bunun Bundan bir nesne e, üretiyorum ve parametre olarak stringi gönderiyorum. Str ismindeki. Daha sonra bir tane de değer Tam sayı değeri tanımlıyorum ve bu string stream'in içerisindeki e, bu stringi aslında bu şekilde değere atayarak biz bunu tam sayıya çevirmiş oluyoruz. Artık bu tam sayıyı döndürebiliriz. Evet, kullanıcıdan aldığımız değerler, e, pro, bu arada burada mesela Dizi olarak alıyor. Dizin ilk elemanı g burada mesela G++'ın kendisi ya da işte biz örneği kullanacaksak dizinin ilk elemanı örneğin kendisi. Dolayısıyla ilk parametrası da dizinin ikinci elemanı. Onun için diziler sıfırdan başladığı için birinci indeksindeki elemanı alacağım ve x'i bu şekilde işte string to int diyerek ve buraya buraya e, birinci indeksi ve buraya da ikinci indeksteki elemanı e, Tabii şunu şöyle yapacağız. Bu tek bunu bu şekilde ve y aynı fonksiyonu tekrar çağırıyorum. Bu sefer de y için e, x ve y e, tam sayılarını aldık ve x y'yi gönderiyoruz. Bu yeni versiyonu konsoldan derleyecek olursak, işte yine aynı şekilde örnek örnek cpp dedim. Herhangi bir hata yok. Şimdi mesela sadece örnek yazdığımızda böyle bir hata alıyoruz. Niye? Çünkü artık parametreyi program çalışmadan önce vermemiz gerekiyor aslında. Onun için e, burada örnek mesela 10 ve 12 diye girdiğimizde 244 sonucunu alıyoruz. Deminki e, bir önceki versiyonuyla aynı sonucu e, üretmiş oldu. Ve burada kullandığımız aslında komut satırı parametreleri. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle